Eskiden abi burayı Yunanların abi. Hı. Yunanlardan bize geçti abi. Güzel. Balık ekmek, köfte ekmek, sucuk ekmek, tost. Bütün ekmeğin her türlü çeşidi burada efendim. Hepsini bulabiliyorsunuz. Çok güzel. Ne zaman? Ya bayağı yüzyıllardan önce yani abi. Tarih dersi sağlam bak. Bayağı yüzyıllardan önce ama bilmiyorum. Önemli değil. Geçmiş. Yani senin işte, sevmediğin bir keyif abi. Yani hiçbir yer bulamazsınız iyi. Biz böyle şey aradık. Biraz da gerçekler abi. Bayağı bir kabardı. Şimdi devlet hastanesi varmış yakında Bandırma'da. Ona götürüyoruz. Tam sen de koy, güzel bir koy. Herkes de giriyor aslında. Mervan da girmiş ama maalesef. Biz sevdik, umarım siz de seversiniz. Sakin, keyifli bir yer. Hani çok öyle bilmem ne tuvalet olsun efendim, yok işte suyumuzu versinler falan filan demiyorsanız sorun değil. Herkese merhaba. Efendim Kurşunlu'dan Balıkesir'e doğru geçiyoruz. Ama geçmekte çok zorlandık. Çünkü sahil yolu denen bir yol var ama sahil yolu değil. Aslında dağ yolu. Yani bir sahil iniyorsunuz, bir dağa çıkıyorsunuz. Bir sahil, bir dağ. Yollar çok dar. Şu gördüğünüz gibi hatta daha dar yollar var. Sağ tarafınız her zaman giderken heyelan, yani boşluk var. Onun için sağ tarafa yaklaşmayın. Yol çok 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 kötü. Yumrular var. Karavan için, yani büyük alkovenli karavan için çok kötü. Sakın ha, hele çekme karavana sakın. Normal araba içinde eğer birkaç kişi varsanız, alçak bir arabaysa bazı yerlerde kalırsınız. Etraftan taş kaya bulup o çukuru doldurmanız gerekiyor. Biz geçtik çünkü bizim araba yüksekti. Ha, bu bizim arabanın da bu yolda çok iyi gitti anlamına gelmiyor. Gerçekten eziyet çektik. Bu yolu herhalde karayolları unutmuş, demiş ki yani traktörü falan geçer demiş. Ama açmış, düzeltmiş, tamam sağ olsun ama hiç güzel bir karayolu değil. Bence Kurşunlu'dan Balıkesir'e geçerken en temiz ne yapın? Yukarı çıkın, normal otobandan gidin. Derin ben size bilmiyorum. Çok kötü bir yol. Bu yine iyi bölümü. O bazı dar ve ağaçların olduğu yerler var. Onun için karavancılar aman dikkat. Tekrar söyleyeyim. Kurşunlu sahilinden başlayarak Balıkesir'e giden sahil yoluna girmeyin. İsmi sahil yolu ama hem yukarı, en yukarıda kadar çıkıyorsunuz, en tepeye kadar zirve görüyorsunuz. Sahili manzara tabii çok güzel ama aracınız da buna göre çok yoruluyor. Biz bayağı yani arka taraf dağıldı zaten. Yan taraflarda koruma yok. Bu sadece bir toprak yol. Başka bir şey değil. Buraya zaten koruma falan koyamaz. Onun için yavaş gitmeye mümkün olduğu kadar önem gösterin. Yani ben hiç memnun kalmadım. Neyse, geçmiş olsun diyelim. Bir de öyle biliyorum yolu diye gitmeyin hızlı. Yavaş gidin çünkü bazen çok kötü bir kasis var. Onun da haberiniz olsun. Yükseltiler var ve çukur şeyler var. Girişler var. Aman dikkat. Manzara güzel diye bilhassa şoför tarafı çok manzaraya bakmayın. Şu anda yol yine iyi. Bir gidiş bir geliş gibi ama kimse geçmedi. Bir araba geçti. O arabayla da bir yerde sıkıştık kaldık. Daha doğrusu o bekledi karşıda. Çünkü niye beklemiş onu da fark ettim. Bizim çıkışımızda bir şey vardı. Çukurlu bir geçiş. Biz de zor geçtik yani. Yani genelde bir ve ikinci viteste gidersiniz. Bizim tarz araçlar. Geçmiş olsun diyelim. Manzara çok güzel ama dikkatli olun. Bir çeşme bulduk. Bakın en tepedeyiz şu anda. Nasıl bir tepedir bilmiyorum. Saçma bir tepe. Ama bulduk. İsmi ne biliyor musun abi? Nedir bunun ismi? Tepe Çeşme. Tepe Çeşme. Hadi bakalım. Adın neydi senin? Bayram abi. Bayram. Köy nerede, bir yer neredesin? Sahilenciydim abi. Ha, burada, bu taraftasın. Aynen, bu taraf. Oradan da kaç kilometre? Vallahi. Bilemezsin ki tabii. Kilometre değil de nasıl yapıyorsun, yoruluyorsun diye tamam. Yoruluyoruz yani. Oradan öyle dinlenelim. Bu şey değil mi? Yalak gibi. Çeşmeden içiyorlar keçiler. Aynen, yalak gibi içiyorlar abi. Senin mi hayvanlar? Kimin? Babamın abi. Babanın. Ha, güzel ya. Abi, o koruyor, ediyor. Olsun, ne güzel. Varsa yakalıyor. Aynı o şekilde abi. Olsun olsun. Sürüyü koruyor yani. Olsun. Bayramla beraber de gördüğünüz gibi. Peki köyün ismi neydi? Sahilince köyü abi. Salin ne? Sahil Yenice. Sahil Yenice köyü. Eskiden abi burayı Yunanların abi. Hı. Yunanlardan bize geçti abi. Buraya geçmiş. Ne zaman? Ya bayağı
yüzyıllardan önce yani abi. Böyle tarih söyleyeyim. Dersi sağlam bak. Bayağı yüzyıllardan önce ama bilmiyorum. Önemli değil. Geçmiş. Bayram bu yolu ne yapacağız abi? Bu yol çok kötü ya. Bu yol bayağı kötü abi. Yani muhtar yaptırmayı düşünüyor ama bilmem abi. Özür dilerim. Şey, benden değil keçiden. Şey hayır bakın söylemiştim değil mi başlangıç videosunda. Bakın bu araba yüksek olduğu için makasları güçlü olduğu için biz bu yolu kurtardık. Yoksa eğer binek bir arabanız varsa içinde de böyle hani 4 kişi arkada 2 kişi önde falan çadır madır bilmem ne gidiyoruz. Balıkesir ederseniz buradan sakın gitmeyin. Yani Kurşunlu'dan direkt Balıkesir'e hemen yukarı çıkın. Paralı yoldan bir yerden değil mi? E5 Karayolu. O daha iyi olur. Abi, o daha iyi olur çünkü ben yani şu anda yaşadık. Bir ara sinirlendim. Söyle. Bu yol abi bayağı kötü ya. Bayağı kötü işte yani. Gödemeşli, Çukurlu, o yani mideniz bulanır yok, yani. Bir de o var. Midesi bulanır için zaten söylemiyorum. Binek arabası hakikaten kötü. Ama taşı olanlar için iyi abi değil mi? İyi ya yani. Taşı olan için iyi. Ben taşı maşı unuttum orada. Yani bir de hep yavaş gideceğim. 1 ve 2, 1, 2 vites. Üçüncü falan yok abi. Düz öyle bir yer yok. Yani vallahi ne bileyim ben. Hadi için içinler. Ay canavarlar ya. Ne güzel. Belli olmaz sağa sola şey tos atarlar değil mi? Yok abi ya onlar tos atmaz. Keçiler şey yapar belli olmaz. Bir su içelim bakalım. Suyumuzu içelim. Ay vallahi. Oo, bu nereden? Bu dağdan mı? Bu dağda var. Bak şurada var. Ya ama abarttın sen. Mavi depo var abi orada. Şu yolu takip edin abi orada var. Yok bu yolu hiç takip etmeyelim. Ama evet orada bir yerde yani. Aynen orada bir yerde abi. Ben şeydi bunu şu neydi yel değirmenlerini rüzgar şeylerini acaba uçakla falan mı getirdiler helikopterle mi indirdiler? Çünkü bu yollardan bunları hangi tır çıkardı nasıl oraya koydular? O ayrı bir muamma. Mısırların piramidi gibi düşün. Oh ne güzel vallahi içsinler. E tabi daha şey değil onlar alışık değiller. Sütleri nasıl? Güzel mi? Abi. Sütleri verimli mi? Bayağı verimli. Satıyor abi. Musunuz aşağıda? Satıyoruz abi. Mesela keçi sütü alsak. Ha şey gibi olabilir yani değil mi? Normal sığır sütü gibi olabilir. Aynen abi sığır sütü gibi. Vallahi güzel. Ne bu? Tepe Çeşmesi'ymiş. Hüseyin Akar ve ailesinin hayratı. 2022'de yeni çeşmeymiş vallahi ne güzel ya. Ben vallahi bittim ya. Sinirlendim yani artık yeter. Vallahi her şey dağıldı. Hayır şimdi şeyden korkuyorum. Buzdolabını açtım mı trank, dolabı açtım mı kapak düşecek. Kız gel. Ama sana alışık değil mi onlar daha çok? E tabii şimdi seni tanıyorlar tabii. İşte efendim tam tepedeyiz. Yani niye çıktık bilmiyorum. Nasıl çıktık onu da bilmiyorum. Çıktık. Nereye? Balıkesir'e gidiyoruz şu anda. Balıkesir'den sonra Assos'a geçeceğiz. İşte öyle. Güya yıkadık arabayı, güya çizilmesin dedik. Ve gidecekler ki şimdi yazacaklar tabii. Abi zaten orası kötüydü, sen yeni öğrendin diye. Doğru, çünkü kimse gelmedi. Bugün, Perşembe günü bir tek biz gidiyoruz yani. Bu yoldan bir tek biz gidiyoruz. Abi, bir ara. Alır mısınız? Dağdan. Olsun, sen ye. Abi, bende de var ya. Ama şimdi daha oturacaksın sen burada. Yok abi, ben şimdi tabii şimdi şurada saya var abi, oraya gideceğim. Bizim orada saya var. Çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Buyur lazım. Yönetmem de yesin. Bu ha sizin bahçe mi? Aynen abi bahçeden. Aa ne güzel vallahi ya. Biz de bahçe. Peki bir şey soracağım Bayram. Buyur abi. Mesela şey ister miydin yani İstanbul'da mesela bir iş çıksa böyle Ankara'da, İzmir'de falan. Çok iyi olur abi. İyi olur değil mi? Aynen öyle bir şey olsa direkt giderim yani. Peki niye burada sıkılıyorsun değil mi? Olmuyor. Ya bir yere abi hem sıkılıyor ne bileyim mesela sizin geldiğiniz yollardan ben şimdi yürüre geldim mesela. Oraya kadar gitti geldi. Biz susalım, biz arabayla gidelim. Şehir iyi olur yani. Aynen abi, hayvanlar karnını doyurmak istiyor. Buralarda bak, yayılım yok abi. Ben orada, o taraflara doğru gidiyorum. Doğru. Alırım diyorsun hayvanları İstanbul'da, Beyoğlu'nda gezdirir mesela. Allah'ım ya, burada işte. Hadi iç sen, iç. Vallahi işte mis gibi incir. Hiç beklemiyordum incir yiyeceğimizi bu yol üzerinde. Hakikaten sürpriz çıktı. İncirler güzel ya. Şurası nedir ya? Nerede? Bayram sen uçur. Şurası abi şu ilerisi çöplük ya. O ya niye o belediye mi? Ya belediye atmaz canım ya. Yok abi biz atıyoruz genellikle. Oraya çöplük attık abi.
bizim köle oraya sürdük. Yok ben de ama şey soruyorum ya, sen niye atıyorsun oraya? Ha, yok abi, bir yer. Yok abi bizim köyün genellikle oraya çöplük dedi. Çöplük de kaldı abi. Uzun zamandır çöplük. Ama işte o abi ya. Evet tabii nereye doğru ya. Peki şey çöp kamyonları geliyor belediyenin falan topluyor. Topluyor abi topluyor. Bari söylesin de şunu atmasa kimse de. Şeyler mi doluyor bu konteynerler çok dolup da? Aynen abi çok dolup da mesela düğün yapıyoruz abi. Yemek oluyor yani. Orada da mesela çöp konteyneri atmak istemiyoruz. Çok dolu oluyor. Şöyle de bir durum var. Şu an var masa başında bizi izleyen bir beyaz yakanın aslında yaşamak istediği de bir an yani şu an. Beyaz yaka tabii burada 4x4 bir araba alırsa güzel de girer keyfine bakar ama altının yüksek olmasına dikkat edin. Gerçekten şaka değil. Hani arabanın altında bir şey olsaydı böyle iki tane yani böyle kamera falan onu çekseydik anlardınız yani. Onun için hep böyle ortalamaya çalıştık. Yani olabildiğince çukur kavisli çukurlardan hızlı geçmeyin. Çünkü çok sağa sol yapıyor neyse. Güzel efendim. Hem köyü yaşadık, hem toprak, hem yolu, hem şehri. Şimdi burası neydi? Sahilci köy abi. Ben kaydım. Hadi çıkalım yola. Efendim görüşmek üzere. Efendim bayramın yanından aşağıya doğru indik. Keçilere alasmadık dedik keçilere. Bir baktık üçü bir koy var. Aa dedik bir uğrayalım bakalım. Bakırdan güzel yapılmış, keyifli. Biz de indik buraya. Bakın insanlar denize geliyorlar. Biz de motorumuzu kapatıyoruz. Çünkü gerçekten arabayı da çok yorduk. Kendimiz de çok yorduk, kastık. Şimdi bir minik deniz keyfi yapalım kendimize. Görüşmek üzere. Efendim bakın duşumuz var burada çok güzel. Nedir? Balıkesir Belediyesi yapmış. Bakalım suyu açalım bakalım ne olur. Abi çok iyi ya görüyor musun? Yapmış adam işte. Ondan sonra hemen ne var efendim burada? İsterseniz voleybol sahası yapmış. Hemen bakın orada güzel bir koy var. Birazdan çok o koya gideceğiz. Bayağı evet temiz. Şey, koy ya küçük. Ondan sonra efendim hemen burada arabalar park edebiliyor. Yani aslında şey kuytu bir yer, dinlenme yeri bir yer. Kafa dinleme yeri. İster mangalını yap, ister keyfine bak. Bakın orada bir çeşme yapmışlar. Hemen yanında çöp bidonları falan var. Aslında sanki öyle şey bir kamp yeri. Arabanın arkasına bakmayın. Arabanın arkası feci oldu. Bitti. Yani nereden geldi o tozlar bilmiyorum. Geldik bir şekilde. Güzel bir yer. Birazdan başka görüntüler vereceğiz. Efendim size rüzgar güllerini gösteriyoruz ama çok keyifli değiliz. Bu kadar yani bunları görmek için dibine kadar gelmenin bir keyif olduğunu düşünmüyorum. Bu güzel manzaraya bakarken size olayı anlatayım. Biz işte bir yere girdik orada. Denize girelim dedik. Ben girmedim. Mervan gireyim dedi denize. Tam sen de koy güzel bir koy. Herkes de giriyor aslında. Mervan da girmiş ama maalesef şu sol tarafında bir şey hani beni sardı boynuma dedi. Ben saçlarım herhalde dedi düşürümü diyor. Fakat saçları değil başka bir şey herhalde. Ya bir küçük ahtapottu. Belki bir balıktı belki de deniz anası bilmiyorum. Fakat bayağı bir kabardı. Şimdi devlet hastanesi varmış yakında Bandırma'da. Ona götürüyoruz Mervan'ı. Yani geçmiş olsun diyelim şimdiden. Ne verir, ne ilaç verecekler bilmiyoruz. Biraz acele etmiyoruz. Çok da panik yapmadık ama ne olduğunu bilmek istiyoruz. Deniz anası mıydı yoksa bir balık mıydı ya da ahtapot muydu? Bir an anlayamamış ya ne olduğunu. Bakalım. Hepinize iyi akşamlar efendim. Geziyoruz, geziyoruz. Neyse efendim. Büyük bir tehlike atlattık biliyorsunuz. Yönetmenimizin boynu sonra öğrendik ki hastanede neymiş? Kırmızı deniz anası. Ondan sonra şey pusula deniz anası dediler. Ondan sonra aman dedik geçmiş olsun falan filan. Bir ağrı kesici yapıldı, bir iğne yapıldı. Ve bayağı o kızarıklık şimdi geçti. Mutluyuz, bir şey yok ama dikkatli olun siz de. Demek ki bilmediğimiz denizlerde gezmek biraz insanı tedirgin edebiliyor. Biz çok korktuk çünkü. Efendim koylara gezdik. Giriyoruz koy, giriyoruz koy. Çok güzel yerler var. Bazıları çok bakir, kimse yoktu falan. Derken efendim nereye geldik? Bir yere geldik o arada. Erdek'e geldik. Erdek güzel. Hepinizin bir de Erdek zaten. Erdek derken Erdek'te fazla bir şey bulamadık. Daha doğrusu çarşı içinde küçük bir minik bir kasaba aslında. Tatlısuyu gezdikten sonra, Erdek'i gezdikten sonra biz de buraya geldik. Turanköy.
Turanköy'müş burası. Niye Turanköy bilmiyoruz ama neyi yakaladık? Güneşin batışını yakaladık efendim. Tabii daha batmadı, daha var ama hafif bir esinti şeklinde güzel bir kumsalı var. Hafta sonu pazar günü olduğu için de insanlar burada keyif yapıyorlar. Biz de keyif yapmaya geldik. Aracımızı buraya şimdi park ettik yolun kenarına. Benim aslında pek sevmediğim bir şey yolun kenarı ama gördük başka çaresi yok. Çünkü herkes her yere park etmiş durumda. Bir de şeyi fark edemiyorsunuz. Kimin neresini aldı? Hani neresi bir kurum, neresi bir işte restoranın parkı onu da anlamayınca onun için biz dedik buraya park edelim şimdi. Akşam bakalım dedik. Herkes gittikten sonra pazar sakinliği bitecek, koşturması biter. Pazar gecesi sakinliği başlayınca biz belki bir yer buluruz. Belki de yarın sabah güzel denize gireriz. Sizlere burayı da göstermek istedik. Burası güzel. Tam bir koy efendim. Bakınız bu taraf yeşillik. Arka taraf tepe, dağ, mis gibi çamlar bardak oldu. Ve işte burada da güzel. Burası da böyle. Hakikaten çok keyifli, güzel bir yermiş. Biz dinleneceğiz, siz de bilemiyorum. Umarım keyif aldınız videolarımızdan. Tabii daha devam edecek, bitmedi videolar ama umarım keyif alıyorsunuzdur. Sizlere elimizden geldiğince güzel yerleri göstermeye çalışıyoruz. Bir iki tane etrafta beach dediğimiz yani plajlar var efendim. Bir de burada hemen arkamızda gördünüz. Böyle telle çevrilmiş güzel güvenlikli bir kamp alanı var. İsterseniz o kamp alanında da kamp karavanınızı park edebilirsiniz. Ücretsiz bir kamp alanı. Araçlarınızı park ediyorsunuz. İsterseniz de denize girebiliyorsunuz. Biz sevdik, umarım siz de seversiniz. Sakin, keyifli bir yer. Hani çok öyle bilmem ne tuvalet olsun efendim yok işte suyumuzu versinler falan filan demiyorsanız sorun değil. Güzel, hakikaten keyifli. Çok ciddi. Bak ne güzel. Oh. Coşun, eğlenin. Herkes burada. Evet, camı da açık bıraktık ama hadi bakalım hayırlı olsun. Önde de herhalde bir evet, rüzgar kokoreç de burayı yarına hazırlamış. Kokoreç restoranı açmış. Demiş ki ya herkes yiyebilir isterse diye. Belki de İstanbul'dan daha güzeldir. Bilemiyorum tabii ki orasını. Burası aslında biraz park alanı gibi, otopark gibi de. İşte karavan, çadır falan her şey karışık. Böyle bir yer. Yani misiri alanının biraz daha modern mi diyelim böyle hani. Daha güzel. Ama ufak ufak zaten her yerden toparlamalar var. Pazar akşamı diye herhalde. Ama böyle istersen mesela burada park edip burundan şöyle oradan da denizi seyredebilirsiniz karavanınızla. İsterseniz arkaya park edebilirsiniz. Sanıyorum buraya da park edilebiliyor. Ama ben şimdilik orada iyi. Yani güzel. Ama dere mi varmış orada? Dere kenarı gibi bir yerlerde. Tabii çöpler yine malum. Keşke olmasa. Olacak belki biz kaybolduktan sonra dünyadan dizilir. Oo, köfte mi geldi? Kokoreç. Koku geldi ama kokoreç herhalde. Köfte olamaz burada. Evet bir Bursalı abimiz de hazırlanıyor artık herhalde karavanı. Toparlıyor diyor ben giderim artık yeter diyor yaptım yapacağım diyor. Güzel balık ekmek, köfte ekmek, sucuk ekmek, tost. Bütün ekmeğin her türlü çeşidi burada efendim. Hepsini bulabiliyorsunuz. Çok güzel. Ya biz valla aslında gezerken eğleniyoruz. Yönetmenim de eğlendirmeye çalışıyor elimden geldiğince. Bazen böyle sıkılıyor. Ya diyor of diyor of deme diyor. Bak geldik buraya ne güzel yerler diyor falan. Ondan sonra yönetmenimi sinirlendir beni lütfen. Evet. Şey diyeceğim. Hep bir şey diyeceğim değil mi? Valla güzel. Burası keyifli ama şey nasıl keyif? Yani senin işte, sevmediğin bir keyif abi. Yani hiçbir yer bulamazsınız iyi. Biz böyle şey aradık. Biraz da gerçekler abi. İşte biz ama tabii gerçek. Biz şöyle seninle şey aradık böyle. Hani çok bakir bir koy buluruz. Bir ara çok gördük. Keşke orada kalsaydık bir akşam dedik ama sonraki başka belki bir yerler daha görürüz derken başka bir yer göremeyince o da geride kaldı. Dedik artık hayırlı olsun. Yani bundan sonra Asos'a kadar umarım bir şeyler buluruz. Bir de sağ olsun seyircimiz de işte bizi yolda görüyor, tanışıyor falan konuşuyoruz. Orada da bize bilgi de verdiler. Bakın işte şu kilometrede şu var falan hepsini not ettik ama bazıları değişmiş, bazılarını bulamadık. Bazıları çok daha yollarından indikten çıktıktan sonra falan biraz bize yorucu gelecekti. Onun için dedik ki buraya geldik. Burası da bizim için bence biçilmiş kaftan. Üstümüze giyeriz o kaftanı ve gideriz yollara. Hey yollara. Neyse çok çene yaptım kusura bakmayın. Görüşmek üzere. Abi neredesin sen ya? Abi neredeyiz işte bak sana ya. Hiçbir şeyi doğru düzgün anlatmıyorsun ne? Bu videoda ya. Niye böyle yapıyorsunuz? Pişt. Karışık. Bu akşam mı? Bu akşam bu video karışık. Bir dakika kahvemizi yaptım. Birazdan su verecekler. Ona da bastım. Evet güzel. Tamam. Şimdi oturabilirim artık yeter. Şimdi bu videomuz biraz karışık kusura bakmayın. Güzel abi Işık. Biraz daha geri alabiliriz seni. Buraya oturmak istedim. Sola doğru. Işık güzel yüzüne vursun istedim. Ya ben. Ama hadi canım sen de be. Bu mu yani? Heh. Ondan sonra. Abi neredeyiz?
O kadar çok geziyoruz, duruyoruz ki koylarda. Hasan Karali, Hasan dur. Nereden geldik bir dakika? Abi biz Turanköy'deydik. Turanköy'deydik. Turanköy açıkçası senin ağzından söyleyeyim güzel değildi. Çok karışıktı. Net karışıktı, bir böyle evet. Kalınacak lokasyon. Ya sen biraz daha böyle daha düzenli yerleri sevdiğin için. Tabii yani adam akıllı adam gibi yani olsun. İnsan gibi oturalım, bir şey yapalım. Bir şey yoktu fazla. Ama duranlar vardı. Tamam olabilir. Çok koy vardı zaten biliyorsun ama Turanköy yine kendi içinde koyları var. Fakat çok düzgün değil. Düzgün olmadığı için de ben biraz sıkıldım hani. Yollar zaten bizi çok yordu. Bu şey neydi? Ne diyorduk buraya? Kapıdağ Yarımadası. Buna çok güvenmedik. Kapı çatırttı aşağı doğru kamera şöyle diyecek. Şimdi şöyle yolcumuz boyunca aracımız tabii bir teste tabi tutuldu. Gerçekten istemeyerek test yaptık. Ama aracımız gerçekten bomba gibi çıktı. Karagöz. Ben tedirgindim. Bunu söyledim rahatça. Yoksa arabada bir şey yok. Ama yani bu hani şeyler makaslar falan pırıl pırıl geçti. Olmadık yerden nasıl geçti? Yani şöyle şöyle yaparak onu o yarı çapraz gibi yani dedim bir şey olacak diyorum. Sen o kadar rahat oturuyorsun ki abi tamam sakin çıkacağız diyorsun. En kötü olan şey virajlar. Biraz oraya değineceğim sonra geleceğim konuya. Turanköy müydü? Tabii. Turanköy tarafına gelinceye kadar zaten biz bu şeylerden çektik zaten. Neydi meşhur? Kısıklı mıydı? Kırgıç. Kapıda. Hayır. Hani o girdiğimiz asıl yol. Sahil yolu diye girdiğimiz ve Kurşunlu'dan sahil yoluna girenler 15 defa düşünsünler. Düşünmeyin bence. Biz artık söylüyoruz size. Gidenleri varsa yorumları yazar. Desinler ki şey, söyleyin ne olur. Yani oraya gidenler desin ki burası 4x4 araçların yeri. 2x4 bilmiyorum. Çok tırmanıyorsunuz. Hatta yukarıda şeyler vardı. Yel değirmenleri vardı. Aman ne güzel rüzgar gülleri koymuşlar falan. İşte çalışma yapılmış çok güzel falan diye. Aşağıdan bakarken biz yanlarına kadar geldik mi onların? En dibine kadar girdik. Bir de orada şey de vardı. Bu yel değirmenlerin demek ki şey var hani çalışan kişileri var. Onların da kaldıkları yerleri gördük. Minik şey pansiyon gibi işte böyle yapmışlar şeyden. Oraya kadar çıktık ve oradan sonra bir de inişimiz oldu. Ama bir in bir çık, in bir çık artık geldik. Manzara tabii çok görülmeye değer. Gerçekten güzel ama Kapıdağ Yarımadası benim yani bir dahaki sefere böyle bir araçta değil. Başka bir daha keyifli bir araçta. Düşünmeden gidebileceğim bir araçta geleceğim bir yerdir ama zor. Hakikaten zor. Erdek'ten döndük. Ondan sonra Turanköy'e geldik. O gün sahilleri gezdik. Turanköy güzel. Turanköy'den sonra da buraya geldik. Burada yolda hatta sen bulmuştun. Ya dedi, sahildeki 2-3 tane karavan parkı varmış dedin. Kamp demeyelim de parkı var diye. İyi falan dedik falan. Tam 3 tane gördük güzel. Biz 2 sene uğramadık. Buna geldik. Burası güzel. Burası neresi abi? Efendim Geyikli'de bir karavan parkındayız aslında. Öyle diyelim. Bir karavanların bulunduğu bir parktayız. Buradayız. Herhalde belki de Geyikli Belediyesi'ndir. Yarın zaten komşularla konuşacağız, öğreneceğiz. Ama girerken bir karavan alanı diye yazıyordu. Biz de girdik, bir şey yapmadık. Güzel denize sıfır. Hemen kenarda sahil yolu geçiyor. Ana yol diyelim aslında, çok ana yol değil ama o geçiyor. Gece ışık falan yok ama böyle biraz tabii kendine bırakılmış bir hal. Biraz hani işte siz gelin park edin. Karışık park edin, nasıl park ederseniz edin ama yani falan öyle bir şey, bu bir durum var. Yani iyi mi? İyi işte. Gelip bir park edersin. Yarın bir denizimize gireriz. Duşumuzu alırız falan. Bir bakalım daha yarın tam gözle bakacağız buraya. Şimdi su verecekler bize. Ondan sonra 3-4 tane köpeğimiz var. Bu da güzellerdi. Belki de koruyor işte buradakileri falan. Akşam güzel bir evimizi yedik. Oturduk bir şöyle güzel. Keyif yaptık. Biraz dinlendik çünkü uzun bir yol sürdük. Durmadan değil mi? Ne kadar sürdük? Bayağı bir yol sürdük bu sefer. Yani bir 160 kilometre geldik. 160 kilometre geldik. Yani durmadan değil ama çok kısa duruşlarla geldik. Çok da çünkü durunca artık durdukça şey yol bitmiyor. Dedik yani bir önce gidelim artık. Tabii ben tek olsam ah kavga edeyim birbirlerine. Ondan sonra ben de her şeyi göreceğim dedim. Dışarıda görecek bir şey yok. Yani şey yok zaten dışarıda. Ondan sonra güzel ben sevdim. Şimdilik sakin, sessiz, herkes güzel, keyifli oturuyor. Birbirlerine herkes mesafede de kalıyor zaten. Hiç birbirinin dibine girmiyor. Bakalım yarın göreceğiz ne olduğunu bitti. Biz şimdi kahvemizi yaptık. Filtre kahvemizi. Yanındaki öyle küçük biraz minicik böyle pastalarımız var. Bir keyif yapalım dedik çünkü yol da yoruyor. Aslında şey var uzun uzun seyahatler. Yani çok yere uğradığınız zaman yoruluyorsunuz. Ama
Bir kampa gideceksiniz zaten, diyorsunuz ki kampa gideceğiz en sonunda, orada dinleniriz. Bir şekilde yavaş yavaş gideriz mesela, ama şu an dinleneceğiz de işte dinlenir mi dinlenmeyelim mi, yok ya şu anda gitsek mi buna gitsek diye. Zaten bizim biliyorsunuz asıl gideceğimiz yer neresiydi? Assos olarak planladık. Ama erken çıktık yola. Güzel de. Yalnız tekrar söylüyorum, hatırlatıyorum. Bu videomuz biraz karışık. Lütfen yorumlarda abi bu ne karışık video, başı yok, kıçı yok falan demeyin. Yok hakikaten samimi söylüyorum. Biz hep biliyorsunuz düzenli video yapmaya çalıştık. Mervan her zaman özen gösterdi. Başını ve sonunu kaçırmamaya çalıştı hep videoların. Çünkü biliyorsunuz sonuçta hepimiz öyle. Ben de öyle bir video izlerken hani bir konunun başlığı, bir girişi, bir girizgah falan böyle bir şey. Ama bunun hiçbir şeysi yok. Ne olur kusura bakmayın, yoldayız. Biraz karışmış olabilir. Şu YouTube işini doğru yapın kardeşim. Ya evet. Yok, güzel yapıyoruz. Çok şükür elimizden geldiğini yapıyoruz. Ama az kalmış değil mi şeye? 100 bine. Bizim için 100 bin çok büyük. Tabii milyon olanlar için 100 bine. Hocam biz 100 bini çoktan devirdik diyebilirler. Bizim için önemli bir şey. Çünkü sizlerin sayesinde 100 bin olacağız. Ondan sonra belki plaket verirlerse, işte bir pasta falan keserlerse sağ olsun YouTube. Teşekkür ederiz. Yok, plaket verecekmiş pers. Seyircimizle buluştuk. Hatta biraz önce sağ olsunlar iki seyircimize de fotoğraf çektirdik. Markette çok güzeldi, hoşuma gitti. Hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Markette alışveriş yaparken bir kızcağız. İyi güne ben de eğilmiştim, şeye bakıyordum. Neydi bu, yoğurt bakıyordum. Tarihlerini falan kontrol ediyordum. İyi güne, iyi akşam dedi. Siz Tayland erler misiniz dedi. Ben hiç duymadım, böyle söylememişlerdi hep. Siz sanatçı mısınız, oyuncu musunuz falan diye. Ben de, evet dedim ben, işte. Aa bak nasıl Taylan Erler dedi arkadaşlarım ve fotoğraf çektirdik. Güzel bir şey, gurur verici bir şey. Demek ki işimizi doğru yapıyormuşuz. Bize Erdek'ti değil mi? Erdek tabii, Erdek'te marketteydik. Yani demek ki Erdek'te bir izleyenler var. Çok güzel, çok sevindi kızcağız da sağ olsun. Öyle işte böyle. Lütfen kahvemizi içelim. Görüşmek üzere. Evet efendim, gördüğünüz gibi neredeyiz? Kamptayız. Kamp alanı diyor. İşte kamp alanındayız efendim. Yabancı misafirler var, rahatsız etmeyin diye sessiz olduk. Şimdi efendim burada herkes, biliyorsunuz kampçıların önemli bir şeysi var kamp alanında. Su ihtiyacı. En çok tuvalet dökmeyini falan gibi. Tuvalet dökmeyini halletmişler. Tuvalete döküyorlar. Bir şey demiyor kimse. Fakat su lazım ya. Su, hani banyo suyu falan suyu. Şimdi herkes burada büyük bir çaba içinde, bir koşturma içinde. Bakın uzun bir borumuz var. Bu boruyla suyumuzu bakın böyle. Herkes birbirinin borusunu ekleyerek, hortumunu ekleyerek burada herkes birbirinden su alıyor. Yardımcı oluyor. Gerekirse emcikliyor, çekiyor suyu. Oldu ki su az gelebilir. Hemen çekiyor suyu oradan. Çat diyor. Bakın baba dolduruyor. Su ihtiyaç en büyük şey. Karavan kampı ol ya da olma. Boş bir arsayı bile versen bir su vermen lazım. Ya bir su ya. Vallahi bir su ya. Baba kolay gelsin. Müsait misin? Müsaitim. Bakın biz böyle oturuyor. Bu böyle, burası böyleymiş. Çanakkale'de böyle yapılıyor. Suyumuzu bekliyoruz. Fakat suyun doluş sesini duyamıyoruz değil mi? Şey var. He. Taşma şeyi var. Ona taşma. Bak, tamam, ona bakıyoruz. Taştığı anda diyor ki ben doldum. Tamam doldum, diyor. Evet. Baba diyor ki ben burada kaç gün kalacaksın ama burada? Kalır. Vallahi... Kalıyor mu önceden? Bir ay kalacağım herhalde. Oh mis. O zaman doldururum depoyu. Dün geldim, bir ay tamam. Kalacağım. O zaman bitti, depoyu doldururum diyor. Ben burada artık duşumu, banyomu, bulaşımı... Bak, şimdi bak. Su geldi. Bak geliyor bak. Ortadan taştığında, i̇şte ortadan bak şimdi gelecek. Şu an değil. Şu an değil, evet. Bak. Su işte. Şimdi ortadan, portumdan iner gibi inecek. Ortadan, tat yandan çek. Dın tere dın tın tın tın. Ondan sonra efendim böyle. Gece güzel. Bak. Hah geldi. Haa işiyor. Ben doldum bu. Tamam bitti. Buyurun efendim. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hemen bunu ne yapıyoruz? Bizim. Gel yönet beni, gel. Gel yönet. Ulan ziyan ol. Suyumuz ziyan olmasın. Çok teşekkür ederim. Hortumla doldurmaya alışkın değil ki. Evet, nereden kovayla buldun suları? Vallahi bak oldu. Çok şükür biraz suyumuzu, bulaşığımızı yıkayacağız. Onlar var. Kabımızı zaten altına koyduk. Gider şeyimizi. Yarın onu falan boşaltırız. Burada böyle bir yardımlaşma efendim. Hemen yakaladım alı, ziyan olmasın diye şu. Ama içeri baktık ve ne kadar doluyor bakmadık artık. Biraz olsun. Bir yarım dolsun yeter bize. Bize yarım su yetiyor ikimize. Evet yetiyor. İkimize yarım su yetiyor. Efendim kamp böyle bir şey. Kusura bakmayın, giyinemedik. Böyle kaldık. Sıcak. Fakat sivriler fenaymış.
Seni de ısırmışlar ve ısırdığı zaman da şişirmişler. Ama yarın herhalde inecek. Bir de kolonya sürmek lazım mıdır acaba? Yoğurt mu sürsek? Mayonez sürsek? Eskiden yoğurt vardı. Şimdi daha kaliteli olsun diye mayonez falan sürmek lazım. Ançuez, üstüne rosto yapıştır falan. Ya da somon balığı. Yok ya, yeriz onu. Dolduruyoruz hemen suyumuzu. Maç var herhalde içeride, maç seyrediyorlar. İşte burası böyle, kamp böyle güzel bir şey ya. Hoş bir şey. Vallahi bu akşam da buradayız. Yarın da yola çıkacağız herhalde. Yok, yarın kalırız be. Boşuma gitti, sevdim burayı. Yarın biraz muhabbet yaparız babalarla. Burada oturuyor hanımefendiler falan. Eski tanıdıklarımız da vardı dolaşırken. Hadi bakalım, sulu akşamlar. Görüşmek üzere.